Manşete hoş geldiniz. Sandığı halktan kaçıramaz. KJS ile çıktık. Bugün Ukrayna Savaşı'na baktığımız, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline baktığımız kadar Türkiye ve Türkiye'nin pozisyonlanmasını da anlamaya çalışacağız. Yakın zamana kadar ben seçim kritiği yaparken bir erken seçim, baskın seçim veya zamanında seçim. Haziran 2023'te. Tabii seçim olursa diye şerh düşüyordum. Tabi seçim gerçekleşirse, tabi seçim ertelenmezse, Erdoğan sandığı kaçırmazsa veya seçimi erteletecek, seçim yapmayacak bir yol bulursa, bu konuda yalnız da değildim. Hatırı sayılır yorumcu Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçimi erteleyeceğini erteleteceğini, bu uğurda savaş bile çıkarmaktan iç dış fark etmiyor, çekinmeyeceği konusunda gerekirse yakacağı her şeyi, bu konularda hemfikirdi. Yalnız değildik yani. Gel gelelim. 2021-2022'ye evrilirken tarihin akışını değiştiren bir şey oldu ve Rusya Ukrayna'ya girdi. Şöyle veya böyle bakacağım birazdan bu savaşın ara sonuçlarına bakacağız birlikte. 10 madde çıkardım. 10 maddede savaşın ara sonuçlarını irdeleyeceğim. Ama ondan önce Ankara'nın yürüttüğü denge politikasına değinmek istiyorum. Evet Ankara şu ana kadar gerçekten testiyi çatlatmadan, kırmadan, kamyonu devirmeden bir diplomatik politika yürütüyor. Kimine göre başarılı, kimine göre başarısız, kimine göre de yapması gerekeni yapıyor. Bu konuda bir yargıda bulunmak için erken çünkü sonucuna bakmamız lazım. Daha henüz bunun sonucunu görmedik. Ancak şu ana kadar yürütülen denge politikası, birbiri ardına Türkiye'ye gelen yıllardır gelmemiş liderlerin gelmesi, İsrail'le, Yunanistan'la, Ermenistan'la barış çubuğu tüttürülmesi, Antalya Forum diye bir şey düzenlenmesi ve bunun gerçekten diplomatik anlamda bir zirve uluslararası zirveye dönüşmesi. Yine dışişlerinin hummalı diplomasisi, Mevlüt Çavuşoğlu dışişleri bakanı, Antalya Forum'dan bir hafta sonra kalktı gitti Moskova'ya. Sergey Lavrov'la görüştü. Oradan da Ukrayna'ya geçti. Lviv'de, Kiev'de değil, Lviv'de. Polonya sınırına yakın bir şehir. Ee, Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Bayraktar SİHA'ları yani bu silah, silahlı insansız hava araçları Ruslara büyük kayıp verdirdiği ifade ediliyor ve özellikle Batı medyasında sıkça atıfta bulunuluyor. Bütün bunlar kimseyi yanıltmasın. Ben gelişmeleri kötülüyor değilim. Evet bunlar oldu ve şu ana kadar tutarlı ve dengeli görülüyor. Türkiye yapması gerekeni yapıyor. Yanıtmasın derken kastım şu. Bunun Erdoğan'ın veya Ankara'nın sarayın ne derseniz Erdoğan'ın etrafındaki çevrelerin neyse yelkenlerini şişirdiği, iktidarını bu vesileyle Erdoğan'ın sağlamlaştırdığı ve görev onayını ...artırdığı propagandası yapılıyor. İşte bu yanıltmasın diyorum. Ee, Ankara bir anlamda gözünü Putin'den ayırmazken... ...kulağı batıda. NATO ile Kremlin arasında bir denge tutturma çalışıyor. Bir yandan e, NATO'nun üzerine düşeni yapmasını istiyor. Avrupa Birliği'ne göz kırpıyor, Amerika'ya göz kırpıyor. O arada Amerikalılar Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar... E, Şeyler var yaptırımlar var ve bu bu Katsa yaptırımlarına rağmen bazı çabalar dikkat çekiyor iş adamlarının vesaire. Öbür taraftan Rus oligarklar üzerinden Türkiye'ye bir şeyler yapabilir miyim ar arayışında yaptırımlara katılmayan e, tek bölge ülkesi ve yaptırımlara katılmadığı gibi bundan dolayı da niye yaptırımlara katılmıyorsun diye azarlanıyor veya buna zorlanıyor da değil şu anda. E, enteresan bir denge politikası götürüyor. Hem yaptırımlara katılmıyor hem Rusya ile diplomatik kanallar açık ki yeni bir telefon görüşmesi olmuş Erdoğan'la Putin arasında. Dışişleri Bakanı Mekik dokuyor öbür taraftan da NATO'ya Amerika'ya Avrupa Birliği'ne göz kırpılıyor. Mesela mültecileri göndermeyeceğim çıkışı buydu bir önceki yayında anlattım. Erdoğan bunu mültecileri Suriye'ye göndermeyeceğim veya geldikleri ülkelere göndermeyeceğim gibi bir manada söylemedi. Türkiye evet bir mülteci deposu olmuştur. Türkiye'de bir baraj kurulmuştur. Avrupa Birliği bu bir barajı kurmuştur. Ben daha evvel bir kere birkaç kere sınırları açarım ha kapıları açarım ha e, içinize salarım ha gibi tehditler savurdum. Hatta bunu denedim de hatırlayın e, bundan iki yıl kadar evvel e, sınır kapılarını açmış ve e, mülteciler e, Edirne Kapıkule'nin önünde e, kuyruklar oluşturmuşlardı ve ciddi bir ...kaos yaşanmıştı orada... ...böyle bir şey yapmayacağım, böyle bir şey yapmam... ...benden o konuda emin olabilirsiniz gibi... ...garantiler verdi... ...fakat şu var... ...Ankara tıpkı dünya gibi... ...tüm gelişmeleri... ...tek tek not ediyor... ...Ankara tıpkı dünya gibi... ...tüm yaşananları... ...Rusya'nın Ukrayna'yı işgali... ...öncesi ve sonrasındaki dünya düzeni... ...önceki dünya düzeni nasıldı... ...yeni dünya düzeni nasıl biçimlenecek... ...bütün bunları da not ediyor ama ondan önce... Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, Rusya'nın Ukrayna işgali ile ilgili olarak çıkardığım 10 ara sonucu dikkatinize sunmak istiyorum. Şimdi ara sonuçlar dedim çünkü daha henüz savaş bitmiş, sonuçlanmış bir noktaya gelmiş değil. Bu ara sonuçlarda başlıklar çıkardım ve üzerine konuşacağız. Bir, işgal öncesi durum. İşgal öncesinde Ukrayna bas bas bağırırken, e, yalnız kaldı ve bunu Ukrayna lideri de söyledi. E, Rusların geleceğini, Rusların e, tehdit ettiğini, ne bileyim bu özellikle Donbas bölgesi başta olmak üzere bir takım emelleri olduğunu Kırım'dan sonra Dünya kamuoyunu aya, ayağa kaldırmaya çalıştı. Fakat e, Dünya kamuoyunu ayağa kaldırma, kaldırmakta başarılı olamadı. Dünya bir takım açıklamalar yaptı. Avrupa Birliği liderleri, Avrupa liderleri vesaire. Hatta o arada e, Macron ve Scholz Almanya ve Fransa liderleri Kremlin'e gittiler. Putin'in ayağına kadar gittiler. Başkaları da gitti. Dışişleri Bakanları gitti. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss gitti ve ayağına kadar gelen bu dünya liderleri, Batı liderleri Putin'i geri çevirmedi amacından, hedefinden. Bir anlamda Batı elbette diplomasi yürüttü. Batı bir takım laflar söyledi kürsülerden. Fakat Rusların Ukrayna'yı işgaline karşı sonrasında aldığı tedbirlerin veya aldığı önlemlerin veya koyduğu yaptırımların hiçbirini devreye sokmadı. Bunu belirtelim. Bir anlamda Ukrayna'nın işgali adeta beklendi. Böyle de düşünebilirsiniz. İki batı medyası, batı medyası da Ukrayna ile ilgili konulara o kadar ilgili değildi. Haberlerde 3. 5. sırada, 15. 20. dakikada, saat başı bültenlerde geçiyordu. Herkes kendi ülkesindeki iç işleriyle meşguldü. Ben İngiltere'de yaşıyorum. İngiltere'de de böyleydi. Ve özellikle e, Boris Johnson Ukrayna'nın işgalinden önceki bir ayda çok yıprandı. Ee, özellikle Covid günlerinde, pandemi gündeminde e, kapanma e, aylarında, yıllarında neyse Başbakanlıkta verilen partilerle köşeye sıkıştırıldı. Defalarca özür diledi. Gitti gidiyor yani dedi hükümeti, ilk defa bu kadar sıkıştı. Fakat Ukrayna'nın işgali bir anlamda bütün bu gündemin değişmesine yol açtı. Bir bunun gibi yani Boris Johnson gibi kendi ülkesi içinde bir takım sıkıntılar sorunlar yaşayan liderler açısından da can simidi oldu. Yine Biden mesela görev onayı çok düşmüştü özellikle Afganistan'dan çıktıktan sonra falan 3 puan kadar oyunu artırmış. Görev onayını artırmış daha doğrusu. Macron Nisan'da seçime gidecek Fransa. Başkanlık seçimi var. Tüm yoklamalarda rakibin, rakiplerinin iki katına yakın oy alıyor. %60 küsürlerde oyu var. En az 11 puan, 12 puan artırdığı söyleniyor. Hiçbir şey yapmadığı halde ve seçim kampanyası yapmadığı halde kriz bu liderlerin de yelkenlerini şişirmiş görülüyor. Batı medyası Ukrayna'nın işgaliyle birlikte adeta Ukrayna'nın hemen her bölgesine kamp kurdu. Kiev, belli başlı şehirler, ateş altındaki şehirler mesela BBC'de en son Harkiv'den veya Harkov'dan, bir dosya haber yayınlandı 4-5 dakika. Oradaki tahribat, savaşın etkileri çok net bir şekilde görülüyor. Gazetecilik yapmaya başladı Batı. Sınır boylarında, iltica, işte sığınmacıların durumu, insani dramlar. Diyebilirim ki yaklaşık bir aydır ki 24 Mart'ta bir ayı dolduracak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. 24 Şubat'ta girmişti. Bir aydır BBC'de İngiltere ile ilgili Ukrayna gündemi dışında tek bir haber dahi görmedim. Covid var, bir sürü dertler var, içeride enflasyon var. Mesela Bank of England, İngiltere Merkez Bankası dün çift haneli enflasyonu göre çift haneli enflasyona doğru ülkenin yürüdüğünü ve bunun görülebileceğini değerlendirdi filan. Bunlar hiç konuşulmuyor ciddi bir artık yani pahalılaşma artıyor. Enerji faturaları arttı. Bundan dolayı şikayetler var. Daha evvel biz buradaki yayın kuruluşlarında işte petrol akaryakıt istasyonlarındaki durumdan hane röportajlarına kadar kapı kapı çalıp muhabirler hanelerdeki durumu enerji faturası karşılaştırmasını falan izlerdik, izliyorduk ama Ukrayna işgaliyle beraber bu bıçak gibi kesildi. Batı medyası son derece etkili ve son derece Vurgulu yayınlarla adeta 7-24 bölgeye kamp kurdu ve geçtiği haberlerle bir kamuoyu oluşturdu. Bunu da kabul edelim. Bugün artık İngiltere'de de başka ülkelerde de insanlar evlerini açıyorlar. Bu bir aylık yoğun yayınların da etkisiyle Ukraynalılara evlerini açıyorlar. Ukraynalı sığınmacılara ve sığınmacı başına da devletten bir ücret alıyorlar. Sığınmacılar konusu ara sonuçlardan biri. Bugün sadece Polonya'daki sığınmacı sayısı 2 milyon hatta onu biraz aşmış durumda. Ukrayna'nın en uzun sınır komşusu ve Ukrayna ile geriye doğru da tarihi bağlantıları olan bir ülke. Bir anda Polonya adeta ikinci Yunanistan pozisyonuna düştü Avrupa'da. Yunanistan'da bir anlamda mülteci büyük mülteci barajı Türkiye'ye kuruldu ama ikinci baraj da Yunanistan'a kuruldu. Fakat ondan çok daha beter bir durumda. Çünkü diyelim ki Türkiye'de 4 milyon veya belki biraz daha fazla Suriyeli göçmenden veya Suriyeli Afgan Ortadoğulu göçmenden bahsediyorsanız, bu 10 yıllık bir süre içerisinde oldu. Fakat Polonya'ya 2 milyon sığınmacı 3 haftada geçti. Sığınmacılar faktörü belki öngörülmemiş bir faktördü. Fakat derhal tedbir alındı. Polonya Polonya'ya yardımlar yağıyor ve o o sığınmacıların hayatlarını sürdürebilmesi için tedbirler tedbirler alınıyor. Sadece Polonya değil, Slovenya, Macaristan, Moldova gibi Ukrayna'ya komşu diğer ülkelerde de sayıları yüz binlerle ifade edilen sığınmacılar var ve var ve bu sığınmacıların 4 ila 7 milyon totalde olması bekleniyor. Yani minimum 4 milyon maksimum 7 milyona kadar bir sığınmacı Avrupa ülkelerine bu işgal vesilesiyle geçebilir. Sığınmacılar faktörü ve artık bundan sonraki mühim bir gündemimiz de bu. Bir diğer konu da ulusal direniş. Bu da belki çok hesaba katılmadı. Ne dünya buna hesaba kattı ne de Rusya buna hesaba kattı. Ukrayna'da çok ciddi bir ulusal direniş kendini gösterdi. Zelenski komedyen, komedyen dediler bir sürü şey söylediler. Hatta geriye doğru bir takım yolsuzluk Meseleleri falan da gündeme getirilmeye çalışıldı. Neticede o da bir devlet başkanı yani. Kendine göre zaafları olan ama liderliği parladı. Şunu da hatırlatalım. Ukrayna krizi devam ederken Nuri Gökhan Bozkır'ı paketleyip e, Türkiye'ye iade etti Ukrayna. Ve bu e, Ukrayna istihbaratı veya Ukrayna Devleti Kiev'le e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın birlikte bir operasyonuydu. Bunu da unutmayalım. Yani bazı ilişkiler de vardı geriye doğru. Her ne hal ise Zelenski parladı. O kadar ki e, bu ulusal direnişe Batı da destek verdi. Daha sonra öngöremediği bir şeydi belki bu ama e, İngiltere parlamentosunda konuştu, ayakta alkışlandı. Amerikan kongresine konuştu, en son e, Alman parlamentosuna konuştu Zelenski. Sıradan bütün parlamentolara video bağlantıyla konuşuyor. E, haritaları buraya getirmedim, gene getirmeyeceğim. Çünkü sahada ciddi bir durgunluk var. Yani son bir hafta on gündür hiçbir ilerleme yok adeta yerinde sayıyor Ruslar. Çok ufak hareketlenmeler var. Belli şehirlerde, Harkiv gibi, belli şehirlerde çatışmalar var. Mariupol gibi, liman şehri güneyde. Ancak bunda ulusal direnişin ve bu kamuoyunun da tabi elbette oluşan kamuoyunun da tesiri var. Askeri ve istihbarat desteği asla önem önemsiz değil. Elbette Ukrayna bir ...birazdan getireceğim onun grafiklerinde... Ee, ...Ukrayna... ...bir NATO ülkesi değil ama... ...çok ciddi askeri destek aldı... ...Amerika'dan, İngiltere'den... ...başta mühimmat olmak üzere... ...destek aldı, ayrıca pek çok savaşçı da... ...oraya geçti, profesyonel... ...veya gönüllü... ...bunu da akıldan uzak tutmayalım... ...ve istihbari destek... ...Batı tüm istihbarat örgütleriyle... ...aldığı istihbaratı, savaşla ilgili... ...aldığı istihbaratı Kiev'le paylaşıyor... ...ve dolayısıyla... Zelenski de e, bu yönlendirmelerle e, kendi politikasını belirlemeye çalışıyor veya onun bir takım ifadelerine yansıyor bu. Zelenski faktörünü bir önceki e, bahiste anlattım. E, kesinlikle sıra dışı bir faktör ama e, bu noktadan sonra e, daha önceki yayınlarda hatırlarsınız başka yorumcular da söylediler. Yani Zelenski e, teslim alınabilir, Zelenski... Tutuklanabilir, Sibirya'ya gönderilebilir ya da öldürülebilir gibi alternatifler vardı. Bu korkulan bir şeydi ve hala da böyle bir ihtimal var. Fakat bu ihtimal çok azaldı. Çünkü Kiev hükümetini ve Zelenski'yi Ruslar, Moskova, Kremlin artık muhatap olarak kabul etmeye başladı. Hatta ifade edilen o ki Tayyip Erdoğan'la son telefon görüşmesinde Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini ifade etmiş Putin. Ne kadar doğru bilmiyoruz, sadece açıklamaların veya dışarı yansıyan kulislerin yalancısıyız. Görülmemiş yaptırımlar söz konusu oldu, bir diğer madde. Tarihte belki görülmemiş yaptırımlar söz konusu oldu. Bir küreselleşme çağında bütün küresel markalar markalarını çektiler, dükkanlarını kapattılar. Rusya'nın varlıkları donduruldu ki e, mevcut e, rezervlerinin yarısı şu anda dondurulmuş durumda. Ve Rus oligarkların e, gene aynı şekilde e, mal varlığına çöküldü, e, yatlarına el konuldu, e, ülkeye giriş yasağı getirildi. E, petrolle ...enerjiyle, gazla ilgili de bir takım tedbirler alınıyor. Çünkü hayat damarı Rusya'nın ekonomisinde en önemli gelir kalemleri... ...gaz ve petrol gelirleri... ...ve e, elbette Avrupa hemen bugünden yarına bundan kurtulamayacak, sıyrılamayacak ama... ...bir iki yıl içerisinde alternatif kaynaklarla... ...ki Boris Johnson Suudi Arabistan'a gitti mesela, oradaydı. E, bir takım Katar e, emiri Beyaz Saray'da ağırlandı hemen savaştan önce. E, batı'nın bir arayışı var... Amerika kıtasında enerji anlamında bir problem yok ama Avrupa'da enerji anlamında bir problem var ve Amerika, Kanada gibi ülkeler buna kafa yoruyorlar şu anda ve Avrupa'da elbette kafa yoruyor. Görülmemiş yaptırımlar Rusya'yı zorluyor ve Rusya'yı köşeye sıkıştırdı. Rusya'da özellikle hizmet sektöründe, sağlık, eğitim ve genel olarak hayatın işleyişinde aksamalar yaşanmaya başladı. Hemen bu bugünden yarına olacak şeyler değildi ama zamanla bu da görülmeye başlandı. Oligarklar faktörü. Oligark deyince işte oligarşiden gelen bir şey sadece Rusya'ya atfen geliştirilmiş bir kelime değil ama son dönemde Rus oligarklarla yani Kremlin çer çevresinde devlet imkanlarıyla zenginleşmiş Rusya'nın dağılmasıyla e, kamu kaynaklarına çökmüş gruplar e, Putin daha sonra bunları özelleştirdi e, ve e, direnenleri de Sibirya e, damlarına gönderdi. Hodorskov, o, Hodorskovski ismini tam telaffuz edemedim onlardan biri belgeseli de çekildi bulup seyredebilirsiniz Yukos. Aynı zamanda bu konuda tazminat cezaları da söz konusu oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, diğer konular falan. Rusya bunlara da meydan okudu. Din di, uymuyorum, dinlemiyorum vesaire dedi. bir anlamda bu oligarklar özellikle 1990'lı yıllarda kendi başlarına hareket ederlerken Putin yavaş yavaş ipleri ele aldı ve 2000'li yıllarda tümüyle kendine bağladı. Oligark deyince Putin'e bağlı, Kremlin'e bağlı bir sermaye akla geliyor. Öyle olunca da bütün dünyada özellikle batı dünyasında oligarkların mal varlığı donduruldu ve ülkelere giriş yasağı getirildi filan. Peki bu hukuki mi? Savaş hukuku uygulanıyor. Tabii ki hukuki değil. Yani iki soru akla geliyor. Bir, neye dayanarak bu banka hesaplarını dolduruyorsunuz, mallara çöküyorsunuz? Hangi hukuka dayanarak? Hangi suça dayanarak? İki, e madem bu Putin'in serveti veya Putinle bağlantılı, Kremlinle bağlantılı e, kamu malı, ayıplı bir servet, ayıplı bir mal, e, Rus halkının hakları var. E bunu bilmiyor muydunuz? 20 yıl boyunca bu insanlar gelip sizin ülkenizde iş yaparken, paralarını sorgusuz sualsiz sizin bankalarınıza yatırırken, biliyordunuz. Yani bu iki sorunun cevabı yok. Enerjisi düşmeyen süreç. Evet enerjisi hiç düşmedi. Belki Putin'in beklediği de buydu. Yani bu bir süre konuşulsun unutulsun. İki hafta sonra araya başka şeyler girer. Dünyada başka bir kriz çıkar. Ben de orada işimi görürüm falan gibi. Olmadı. Hiçbir şekilde batı dünyası medyasıyla siyaset dünyasıyla bu konunun enerjisini düşürmedi. Bakın 18 Mart 3. hafta doldu. Dördüncü haftanın içerisindeyiz. Hala son derece sıcak. Batı medyasında araya haber girmiyor. Sadece Ukrayna ile ilgili haberler yürüyor. Ve elbette tartışmasız milat. Ara sonuçların son maddesi de bu. Kesinlikle artık 24 Şubat Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir milattır. Ve ondan sonra yeni dünya düzeni buna göre tanımlanacak, kendine biçim verecek ve pozisyonlanmalar olacak. Ve bu yeni dünya düzeninde acaba Türkiye nasıl yer alacak? İşte soru da biraz bu. Ee, işin bize bakan, bizim dünyamıza bakan tarafı da böyle. Yekten Türk Yılmaz Erdoğan'ın yanıltıcı bir bahar yaşadığını söylüyor. Ee, savaş veya çatışma devam ettikçe e, bu keyfi devam edebilir diyor. Ancak krizin uzaması ya da dinmesi durumunda Türkiye rejiminin kaybedenler listesinin başlarında yer alacağını düşünüyorum diyor. Ferda Çetin e, Ukrayna işgalini desteklemeyenleri Putin vatan haini ilan etti. Kremlin sözcüsü de benzer şeyler söylüyor. Erdoğan ve Türk yetkililer de Rojava'nın işgali için aynı cümleleri kurmuştu. İşgalci dili her yerde aynı demiş. Evet aynen öyle. Independent Türkçeden bir kapak. Aynen olduğu gibi getiriyorum. Binlerce Rus savaştan kaçıp İstanbul'a geldi. Siz hiç diktatörlükte yaşadınız mı diye soruyorlar. Ah bilmez miyiz filan demiştir herhalde karşısındakiler. Evet. Fakat Türkiye için özellikle ekonomi e, açısından Ukrayna'nın 3 katı 4 katı faizle borçlanıyor Türkiye. Bunu da unutmayın. Yani Ukrayna'dan riski çok daha yüksek bir ülke. Eee %8.6'lık yüksek faizle 2 milyar dolarlık borçlanmaya gitmiş. Yani dolar kurunu bir kenara bırakın. Dolar üzerinden %8.6. Dolara faiz bu kadar. TL'ye değil. Evet. Bu oran diyor. 5 yıllık vadede dolar cinsi olarak Şubat 2003 sonrasındaki en yüksek faiz. Şubat 2003'te AKP'nin iktidara geldiği 3. ay işte. Yani AKP kendi döneminde ne olduysa hepsini yerle bir ettiği gibi önceki dönemi de mumla aratır hale geldi. Manası bu. Damat Berat bu arada ekonominin kitabını yazmış. Öznur Kalender karikatürüyle bunu geçiştirelim. Senin için kitap yazdım burası çok omelli diyor. Ben de senin için kitap yazdım. 128 milyar nerede? Sırtından gıda, köprü, elektrik, doğalgaz, akaryakıt kazıklarıyla kazıklanmış vatandaş. Köprü demişken 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü açıldı. Takip etmedim. Ama e, bir kazık daha vatandaşa. E, ve e, 45 bin araç garantisi verilmiş günlük. O kadar aracın yarısı değil, dörtte biri, onda biri geçecek mi bilmiyorum. Ama işte devlet eliyle zenginleşme, zenginleştirme de bu. Erdoğan her yere birer muhtemedini koydu. O muhtemetler devletten böyle işler alıyorlar. Hem de hazine garantili. Sonra da bunu hiz, halka hizmet diye yutturuyorlar. Köprüden geçiş ücreti de 200 TL'ymiş bu arada. Evet. Financial Times'a göre 15 maddelik barış anlaşması taslağında ciddi ilerlemeler yaşandı diyor. Bu Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler. Ee, söz konusu ee, Kiev tarafsızlık ilan edecek, silahlı kuvvetleri sınırlanacak, yabancı üs ve NATO üyeliği olmayacak ki zaten Kiev bunu e, resmi söylem olarak da defalarca söyledi. Zelenski de kendisi söyledi. Ukrayna'nın toprakları ABD, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerce garanti edilecek. Bunlar enteresan maddeler ancak e, özellikle Kremlin'den gelen haberlerde esasen e, e, Ukrayna'nın doğusundaki, o ayrılıkçı bölgeler denen Rusya'nın tanıdığı bölgelerin artık Ukrayna'dan ayrılması gibi şartlar ileri sürüldü filan gibi şeyler var. Bilemiyoruz. Bu konuda çok spekülasyon var. Zamanla göreceğiz ama birkaç gün ila bir buçuk hafta arasında bir anlaşma olacağından da anlaşmaya katılanlar umutlular. En son Rus NTV televizyonunda 16 yıldır çalışan Gildeyeva, Liliya Gildeyeva Rusya'dan ayrıldığını ve görevinden istifa ettiğini açıklamış. Gerçekten bu tür insanların sayısı çok fazla. Twitter'da da görüyorsunuz, yabancı medyada da yayınlanıyor. Önce beyinler terk ediyor, önce düşünen insanlar olacakları takip eden ve olacakları öngören insanlar gidiyor. Bu geçmişten bugüne hiç değişmedi. Türkiye'de de aynısı oldu. Putin'in şu açıklaması gerçekten dehşet verici. Videosu da yayınlandı. Rus halkı her zaman gerçek yurtseverleri hainlerden ayırmayı bilecektir. Onları ağızlarına kazara kaçmış bir sinek gibi tükürüp atacaktır diyor. Evet. Onun için diyorum ki bugün Rusya'da protesto edenlere ki en son o televizyon ekranlarında protesto eden editörün işte pankartlı görüntüsü hafızalardadır. Sorgudan sonra serbest bırakıldı falan ama esasen Kremlin herkese bunu yedirir. Ama şu anda büyük bir kamuoyu olduğu için dünya devletleri falan devrede olduğu için bu tür şeylere sıra gelmiyor. Ama yarın öbür gün sular çekildiğinde unutmazlar onu söyleyeyim. Biden Putin için savaş suçlusu dedi ki bu Amerika ile Rusya arasında köprülerin onarılmayacak biçimde atıldığını gösteriyor. En azından Rusya ile demeyeyim ama Putin rejimiyle diyeyim. Çünkü Putin artık savaş suçlusu deniyorsa ki benzer bir ifadeyi Listras da kullandı. Bu yargılanacaksın demek. O arada biraz evvel anlatmıştım. 800 milyon dolarlık silah yardımı ABD'den çıkmış durumda. Ukrayna'ya doğru. Bunlar arasında neler var? 9000 tank savar var 800 uçak savar var insan savar araçları var İnsansız hava araçları derken birazdan bakacağız ona İngiliz Dışişleri Bakanı da Putin'in savaş suçlusu olduğuna dair pek güçlü kanıtlar var diyor dünyada iki müttefik vardır yegane biri Amerika öbürü İngiltere ezeli ve ebedi müttefiktirler bunu unutmayın akıldan da çıkarmayın başkan öyle deyince İngiltere de aynı şekilde konuşacak. ...o arada biraz evvel atıfta bulundum... ...Boris Johnson İngiltere Başbakanı... ...Suudi Arabistan'a gitti... ...bir enerji arayışı bu... ...ve bu... ...İngiliz medyasında da geniş yer buldu ama... ...bir karikatür var ki her şeyi anlatıyor... ...bu karikatürde... ...işte Putin petrol demiş... ...ve karikatürde görüyorsunuz Putin... ...ellerini arkaya koymuş... ...üstü çıplak... ...dükkanda işte... ...önde arabası var... ...ve... Çin lideri aracının gazı, e, gazını dolduruyor, petrolünü dolduruyor her neyse. O arada e, McDonald's kapatılmış, KFC kapatılmış. Boris Johnson elinde bidonla otostop yapıyor. Otostop yaptığı arabada e, Suudi Arabistan makam aracı. Evet, Bir karikatürde her şeyi özetlemişler esasen. Hızlı trenin kredisi İngilizlerden. Hürriyetin iç sayfasından getirdim. İngiltere Ankara İzmir YHT yüksek hızlı tren projesine 2.1 milyar euro kaynak sağlayacak diyor. İşte bu hat Ankara ile İzmir arasında. Olağanüstü bir haber bu. Gerçekten çok çarpıcı bir haber. İngiltere'nin bu projeye 2.1 milyar euro destek vermesi, finanse etmesi projeyi son derece önemli. Bu da akıllardan uzak tutulmamalı. O arada OECD, Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğday arzının tamamen kesilmesi halinde gelişmekte olan ekonomilerde, Türkiye'yi siz düşünün, yoksulluk ve açlıkta keskin bir artış riskine dikkat çekmiş bir kere daha. John Simpson, BBC dış politika editörü, Putin'in yenilmiş görünmemesi ve bunun yollarını bulması gerekiyor. Onun için en önemli şey bir zafer elde etmiş gibi görünmek. Putin'in daha fazlasını alabilmek için şu ana kadarkinden çok daha farklı düzeyde daha fazla güç kullanması gerekecek diyor ki bu bir felaket senaryosu. Şu anda olay bitmiş değil, anlaşma sağlanmış değil. Her şey olabilir ve hala bir 3. Dünya Savaşı riski var. Ama BBC dış politika editörünün analizi kulaklara küpe. Ukraynalı baş müzakerecinin mesajı da önemli. Müzakerelerdeki pozisyonumuz gayet net diyor. Yasal güvenceye alınmış güvenlik garantileri, ateşkes, Rus askerlerinin çekilmesi e, vesaire. E, yani bu da Rusya tarafından kabul edilemeyecek bir şey. Bakalım bir ilerleme olur mu, olacak mı nereye kadar? Ama anlaşma muhtemelen Putin ile Biden arasında olacak veya Rusya ile Batı arasında olacak. E, Ukrayna'nın ne söylediği şu aşamada çok önemli mi bilmiyorum. Kremlin sözcüsü Ukrayna Avusturya ve İsveç'e benzer statüde tarafsız bir ülke olabilir demiş. Yani karşılıklı olarak böyle bir e, müzakerelerde ilerleme sağlandığı sağlanıyor görüntüsü var. Kremlin'in bunu söylemesi de önemli. Yani Ukrayna devam etsin. Avusturya, İsveç gibi tarafsız bir statüsü olsun falan. Ama bakalım böyle bir uzlaşma çıkacak mı? O arada oligarklardan bahsetmiştik. Dünyanın en meşhur oligarkı Roman Abramovich İngiltere'deydi ve 20 yıldır Chelsea kulübünün sahibiydi. Tam 3 milyar dolara satmaya kalktı ki o sırada mala mülke her şeye çöküldü, el konuldu. ve şu anda kendisine yer arıyor adeta. En son Portekiz. Portekiz vatandaşıymış aynı zamanda. Aynı zamanda İsrail vatandaşıymış. Aynı zamanda Seferat Yahudisiymiş. Buradan o anlaşılıyor. Portekiz Roman Abramovic'e Seferat Yahudisi olduğu için Esasen vatandaşlık vermiş. O da 2015 yılında tanınan bir hakmış. Evet Abramovic'in Portekiz vatandaşlığı gitmeyecek ama bundan sonra sefarat Yahudilerine Portekiz'de iş yapmaları, Portekiz'de görünür olmaları, bir şey yapıyor olmaları falan bir şey göstermeleri gerekecek gibi bir takım düzenlemeler yapacaklar ama ne çare 57 bin seferat Yahudisi bu seviye bu sayede Portekiz vatandaşı olmuş Portekiz vatandaşlığı deyip geçmeyin Portekiz vatandaşlığı AB vatandaşlığı demektir. Anadolu Ajansı'nın grafiği bu. Avrupa ülkeleri Rus oligarkların yat ve gemilerine el koyuyor. İşte burada Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan örnekler var. ...ve yatların değerleri de altında... ...sıralanıyor. Bununla ilgili... ...söyleyeceğimi başta söylemiştim. Tekrar etmeyeceğim. Times, İngiliz e, Times gazetesinden... ...bu haber. E, kamikaze... ...İHA'lar... E, e, ...göndermiş... E, ...Amerika, Ukrayna'ya. Cem Toker şöyle özetlemiş. 100 adet sustalı... ...tabir edilen İHA. Bir tek... ...kullanımlıkmış bu. 2,5 kilogram... ...sırtta taşınabiliyormuş... Dolayısıyla patlayıcı patlayıcı yüklü ve kilometrelerce öteye uzaktan kontrolle kamikaze görevi görerek hedefe dalarak imha ediyormuş. Evet, tek kullanımlık İHA'lar, bomba yüklü İHA'lar öyle söyleyeyim. Ömer Murat, Batı'nın çifte standartları ve hatalarıyla ancak sistem içerisinde kalarak mücadele edebilirsiniz. Başarılı olabilmeniz için de önce kendi evinizi düzeltmiş olmanız gerekir. Ülkesinde hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükleri yerleştirememiş bir milletin kimseye verecek dersi olamaz demiş. Sığınmacılar demişken enteresan bir dram yaşanıyor tabii özellikle Polonya-Ukrayna sınırında. Ukrayna'da yaşayan Ukraynalı olmaya, olmayıp Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan kökenliler Polonya'ya veya başka ülkelere alınmıyorlar. Sınırda bekletiliyorlar. Niye? Onlardan olmadıkları için. Evet. Çifte standart her yerde. Çifte standart her yerde. Peki iş nereye gidiyor? Son grafiğimiz de bu olsun. Suat Kınıklıoğlu Moskova'da sıkıntı var. Putin kendine bağlı Roskov kuvvetlerinin ikinci adamını tutuklatmış diyor. Yanlış telaffuz ettiysem affola. Tuğçe Varol bu tweetin üzerine cevap yazarak şunu söylemiş. Haberler iyi değil. Umarım kendi kendine bir kimyasal olayı çıkartıp Ukrayna ve ABD bize kimyasal silahla saldırdı deyip dünya savaşı çıkartmaya kalkmaz diyor. Evet. Durumlar Böyleyken böyle. Dolayısıyla şöyle söylemiştim ben Ukrayna analizine geçmeden önce. Ankara gözünü Putin'den, Putin'den ayırmıyor ama kulağı da batıda. Bilinen ve defalarca sınanan bir şey. Tekrar başa dönüyorum. Sandığı halktan kaçıramaz. Üzerine bir iki cümle söyleyip kapatacağım. Erdoğan için dış dünyada görece meşruiyet vazgeçilmez. Yani seçimlerin olması, ülkede bir muhalefetin olması, medyanın olması, mahkemelerin olması, mahkemelerin karar alması vesaire. Bunlar Erdoğan'a meşruiyet sağlayan bir düzen ve bu düzenin içerisinde olanlar da esasen bu günaha giriyorlar yani bir yönüyle. Ya da bu günah onlara yeter de artar. Ukrayna krizi bir milat başta da söyledim. Batı olağanüstü gücüyle yaptırım gücüyle Türkiye gibi ülkeleri sadece Rusya anlamında söylemiyorum yaptırımlarla hizaya çekti. Ki Türkiye yani utanç vesilesi buğday gibi ayçiçek yağı gibi konularda bile dışa muhtaç olduğu ortaya çıktı. Yani neredeyse tabir yerindeyse donuna kadar dışarıya muhtaç. Şu günkü gerilimden, şu günkü krizden e, beslenen ve bundan keyif aldığı gözlenen Erdoğan en geç 18 Haziran 2023'te seçime gitmek zorunda. Seçimin normal tarihi bu. Ancak yoğurdu da üfleyerek yemek durumunda ki üçüncü kere aday olması üzerinde etik ya da yasal olarak engeller olduğu belirtiliyor. Muhtemelen erken seçim kararı alacak. 1 iki hafta öncesine çekmesi yani 18 Haziran'da değil de 11 Haziran'da seçim yapması ya da 4 Haziran'da seçim yapması o seçimi erken seçim yapar. O şekilde aday olabilir ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alması gerekiyor. Yoğurdu üfleyerek yemek zorunda dolayısıyla Erdoğan seçime gitmek zorunda. Seçimi kaldırdım iptal ettim falan filan diyemez. Savaş koşullarına rağmen Fransa önümüzdeki ay seçime gidiyor. Macaristan daha kez aynı şekilde başka ülkelerde de aynı şekilde. Mültecileri göndermeyeceğim diyerek Batı'ya bir zeytin dalı attı. Sizi artık bununla tehdit etmeyeceğim dedi. Benimle çalışabilirsiniz. Bak iş, ilişkileri düzeltebiliriz falan gibi mesajlar veriyor. Belki de Batı Erdoğan'a bozduğu işleri Erdoğan'la tamir ettiriyor. Erdoğan'ın bozduğu işleri Erdoğan'la tamir ettiriyor. Bilmiyoruz. Ancak sandığı halktan kaçıramaz. Ama sandıktan da çıkmak zorunda. Buna mecbur, muhtaç. Ee, muhalefetin içindeki... Bunu bilerek ve bilgiye dayanarak, dayanarak söylüyorum. Muhalefetin kendi içindeki saray uzantılarına takılmadan doğru adayı çıkarması Erdoğan karşısında ve onun etrafında kenetlenmesi icap ediyor. Seçim yasası işte meclise sevk edildi muhtemelen çıkacak falan. Seçim ittifakına lüzum kalmadı artık. İki büyük parti var, CHP ve İyi Parti. İçine sinen gidecek CHP'nin listesinden aday olacak, silmeyen gidecek sağdaki İyi Parti'nin listesinden aday olacak. Küçük partiler diye bir şey yok. Küçük partiler bunu yapacaklar. Babacan'a, Davutoğlu'su, işte Temel Karamoğluoğlu Fatih Erbakan vesaire. Fatih Erbakan şeye gitmezse, saraya kapılanmazsa. Fakat bu seçim yasası konusunda çözümsüz bir sürü polemik izlediniz, izliyorsunuz, izleyeceksiniz. Bana göre çok da fazla takılmayın bunlara. Kulaklarınızı tıkayın adeta. Seyretmeyin bunları. Bir şey kaybetmezsiniz. Türkiye'de bir şey olacaksa bu muhalefete rağmen olacak. Ama önümüzdeki yıl son derece kritik. Eğer e, bu süreç Erdoğan'ı istemeyenler veya Türkiye'nin bir anlamda iyiliğini, istikbalini, gele, gençlerinin geleceğini, yetişen nesillerin geleceğini düşünenler açısından önemliyse yaşadıkları ülke Türkiye ve Türkiye'nin geleceği istikbali onlar açısından önemliyse gençleri önemliyse otururlar başlarına iki ellerin arasına alır düşünürler ve doğru dürüst bir aday çıkartıp e, armudun sapı üzümün çöpü demeden etrafında kenetlenirler. Seçim yasalarına yok ittifak şöyleymiş böyleymiş seçim barajıymış don sistemiymiş ona buna takılmadan yürür geçerler. Ama Türkiye'de bir şey olacaksa bu muhalefete rağmen olacak. Öyle görülüyor ki muhalefet e, son dönemde hiç olmadığı kadar son birkaç haftadır en enerjisiz en gönülsüz, en isteksiz ve en bir anlamda kendine güvenilmez dönemini, sürecini yaşıyor. Diyelim ve böylelikle noktalayalım. 37 dakikalık bir yayın oldu. Umarım yararlanmışsınızdır. Umarım önümüzdeki günler herkes için en hayırlısını getirir. Ve en hayırlısıyla Rusya'nın Ukrayna işgali sonuçlanır ve dünya milletleri, dünya halkları açısından da bu, bu son derece önemli. Gerçekten tüylerimiz diken diken büyük bir endişeyle gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye'den daha çok son bir aydır Ukrayna'yı ve onun önün arkasını takip ediyorum. Türkiye'de olan bitenlere hiç kulak kabartmıyorum. Size de aynısını tavsiye ederim. Herkese iyi hafta sonları. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.